Kent ve ekonomi devam ediyor değerli seyircilerimiz. Türkiye'de aşı tartışmalarını konuşuyoruz. Bir bilenle, uzmanıyla, bir sağlık sektörü temsilcisiyle, Manisa Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Balı'yla. Devrim Bey, ilk bölümde hem biraz takvimi ve öncelikli risk gruplarını konuşmaya gayret ettik. Hem de bir aşının menşei onun güvenilirliğini ne kadar belirler? Ya da bir aşının güvenilirliğini hangi kriterler belirler? Biraz o konuyu sevgili seyircilerimize paylaşmaya çalıştık. Şimdi gelelim saklama koşullarına. Çünkü biliyorsunuz Pfizer ve BioNTech ki hani bizim Türk doktorlarında çalışmasının olduğu firmanın aşısı farklı şartlarda, koşullarda saklanıyor. Moderna'nın artık hepsi isimlerini biz de öğrendik. Aşısı farklı koşullarda saklanıyor. İşte Çin'den gelecek aşının koşulları biraz daha farklı. Hatta bir ara bir karşılaştırmalı tablo da yaptılar. Hani etkileri ve saklama koşulları ile ilgili. Şimdi Manisa'da bir firmamız, inşallah onlar da programımıza katılacaklar. Onlar da mesela eksi 80'lerin 90'lara yaklaşan ısı derecelerinde soğutucularla bu aşıların saklanabilmesi için bir üretim gerçekleştiriyorlar ve ciddi talep de var üretimlerine. Biraz da bu aşıların saklama koşullarından konuşalım mı? Tabii. İnaktif aşı, bu Çin aşısı dediğimiz aşı, Türkiye'ye ilk gelecek olanların böyle eksi 70 gibi bir zorunluluğu yok. Onlar yok. Normal aşı standartlarında gelecek ve uygulanacak. Evet. Türkiye'deki altyapı, şu anda 81 ildeki altyapı bu aşıya uygun. Uygun. Bu aşıya uygun. Özel bir şeye gerek yok yatırıma. Özel bir şeye gerek yok. Evet. Ayrı bir yatırıma, ayrı bir süreye gerek yok. Tabii Pfizer, BioNTech'in aşısı eksi 70 derece olduğu için bunun için ayrı bir altyapının hazırlanması gerekiyor. İşte şeffafiyet dediğim şu, baştan beri konuşuyoruz. Biz bunları bilmiyoruz. Hangi ASM'lerden mi yapılacak, hastaneden mi yapılacak, Türkiye'ye kaç noktadan yapılacak, günde kaç kişi aşılanacak ve bu dolaplar nereden, ne şekilde temin edilecek, nasıl bir altyapı kurulacak, bu teknik detaylardan hiçbirimizin haberi yok. Ama şu anda Türkiye'nin altyapısı ne eczanelerin, ne aile sağlığı merkezlerinin, ne de büyük hastanelerin eksi 70'e uygun değil. Doğru. Böyle öncelikle bu aşı gelecekse, ikinci etapta gelecek anladığımız kadarıyla, evet. Burada ciddi bir altyapı çalışmasının yapılması gerekiyor. Muhtemelen de yapılıyordur diye ümit ediyoruz bu altyapı çalışmasının. Ama ilk gelecek olan aşılarla ilgili böyle bir sıkıntımız yok. Şu anda onları gelip her eczaneden, her ASM'den, her hastaneden yaptırılabiliriz. Yapılabilir yani. Evet. Altyapımız uygun. Evet. Şimdi tabii şuna geleceğiz. Az önce dediniz ki dünyanın pek çok ülkesi alınan bütün önlemlere rağmen bu hastalığı bitiremedi. Dolayısıyla bizim artık kendi önlemlerimizin, otokontrolümüzün devrede olması gereken bir süreci yaşıyoruz. Yani bakın bu sürecin başında, yani geride bıraktığımız Nisan ayında, Mayıs ayındaki Mart ortasında tanışmıştık neredeyse, evet. Biz bu virüste. Hadi maske takan birini yadırgıyorduk, garip geliyordu bize, evet. Maske takıyor falan. Sonra bir baktık, birkaç gün sonra hepimiz takıyoruz. Olaylar öyle hızlı gelişti. Nisan ayında, Mayıs ayında vefat sayıları 70'lerde 80'lerdeydi. Herkes dönüşümlü çalışmaya başladı. İşte kısıtlamalar çok yaygındı. Bugün dün açıklanan rakamlar 203 galiba değil mi? Vefatımız, evet, var 200 Türkiye'de. Geçti. 200'ü de geçti şimdi. Vaka sayılarımız ayrı, hasta sayılarımız ayrı tabloda yer bulmaya başladı bakanlık tarafından açıklanan. Belli ki biz bu hastalıkla ne kadar mücadele edersek edelim, devlet politikası gereği hangi önlemler alırsa alalım. Yani biz bireysel olarak kendi önlemlerimizi almadığımız sürece, belli bir bilinç düzeyinin ötesine geçmediğimiz sürece bu işi çözemeyeceğiz. Şimdi siz mesela bir eczacı olarak birkaç tane bir absürt gözleminizi bizimle paylaşırsınız mutlaka. İşletmenizde yaşadığınız. Yani insanlara zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın dedikçe sanki birilerini daha çok tahrik ediyoruz. Daha çok sokağa çıkmak için absürt nedenler buluyorlar. Nelerle karşılaşıyorsunuz gün içerisinde? Mesela aşılardan başladık ya, aşılarla ilgili söyleyeyim. Buyurun. Şu ara eczanemizde yoğun bir COVID aşısı geldi mi? COVID aşısının ne zaman olacağız diye eczanelerimiz insanlar geliyor gidiyor. Şimdi bu geldi bile... deseniz ne yapacak mesela? Evet var deseniz hemen alıp eve götürüp kendi aşımı yapacak. Eczaneler gelmeyecek bu aşılar ama. Hadi diyelim ki var yani, hani tatmin, evet. Ettiniz o arkadaşı. Evet COVID aşısı var kardeşim dediğinde. Teşekkür edip evine dönecek. Evet, bir sonraki aşama bekleyecek. Nedir bunun? Ve sırasını bekleyecek, evet. Yani. Bu bile insanların bu merakı bile, merakı da yenemiyoruz. Evet. Çünkü şeffaf bir şekilde bunların kriterleri açıklanmıyor. Kim yapılacak, ne zaman yapılacak, bekleyin ey halkım diyen yok bu işe. Bu insanların eczaneye gelip bunu sorup geri evlerine dönmesi bile bizde çok ciddi bir sirkülasyon yaratıyor. Evet. Çok yoğun. Aslında belki birilerine virüs bulaştırıyor. Tabii. Yani günde bir 8-10 kişi sorsa 27 bin eczaneyle çarpın bunu. Çok, evet. Büyük rakamlar. Tabii. Sırf evinden bu iş için çıkıyor. Doğru. Çıkmaması gerekiyor, evet. Evinden bu iş için. Doğru. Kısıtlamalar, ölüm sayıları arttı maalesef. Vaka sayıları, hasta sayıları da 6 binlere geçiyor her gün açıklanan. Vaka sayıları 30 bin düzeyinde ilerliyor. Bunların artmasına rağmen bir miktar alıştık gibi sanki bu işe. Kanıksadık hatta, kanıksadık daha kötü. Gibi bir görüntü, evet, var. Doğru. Ve bu işin de tabii ekonomik yönü var. Herkes ister bir 20 gün, 25 gün kapanalım. Devlet bize de Amerika'daki olduğu gibi biner dolarlık çek yollasın insan başı. Ama maalesef
şartlarımız belli, ülkenin şartları belli. Bu şartlar içinde biz bu salgını yenmek zorundayız. Yapacak başka bir şey yok. Onun ötesindeki şey hayalcilik olur. Yok. Türkiye'de hiçbir şekilde ben 15 gün, 20 gün, 30 gün bütün hayatım durup bizim evlerine kapanabileceğimizi düşünmüyorum. Ülke durur aynı anda. Bu hayalciliğe kapılmadan mevcut ülkenin şartlarıyla biz bu virüsü yenmek zorundayız. Nasıl yeneceğiz? Maske takmaya dikkat edeceğiz. Toplu bir yerde, kalabalık bir yerde insanlarla konuşurken maskemizi indirmeyeceğiz. Bu çok önemli. Evet. Eczanelerde çok karşılaşıyoruz biz bununla. Amcamız, teyzemiz geliyor bir şey anlatırken maskeyi indiriyor. Çok tehlikeli. Kendi için de çok tehlikeli. Sanki maskenin altından konuşulmayacak ya da sesi duyulmayacakmış gibi bir algı var. Alışamadık. Bu maskeli hayata biz daha alışamadık. Doğru. İnşallah alışmayız. Alışmadan da biter bu iş. Şu aşılar bir an önce işe yarar. Kişisel önlemlerimize dikkat etmek zorundayız. Kalabalığa girmeyeceğiz. Duyuyoruz arkadaşlarımızdan. 3 kişi yemek yedik, 3'ümüz de pozitif. Giyemeyeceksin. Duyuyoruz bir teyzeden. Sarma sarmaya eve 3 tane aileyi çağırdım. 3'ümüzde de sarma sardık. 4'ümüzde Covid. Senin Covid olmaya hakkın yok. Neden hakkın yok? Ben şeyi anlarım. Bir iş yerinde, bir fabrikada çalışmak zorundasınızdır. Çalışmak zorunda, toplu ulaşıma binmek zorundasınızdır. Binmek zorundasınızdır. Evet. Bir dediğiniz gibi -70 derecelik bir buzdolabı üretiyorsunuzdur. Evet. Üretirken Covid olursunuz anlarım. Yani bu adam ülkeye bir artı değer katıyor diye ama bizim teyzemizin evde sarma sararken Covid olmaya hakkı yok. Çok neden haklısınız. Yok? Kendi için yok. Sevdikleri için yok. Onun meşgul ettiği yatağa, meşgul ettiği doktora belki bir sevdiğinin ihtiyacı olacak. Çok haklısınız. Toplumun geri kalanı için hakkı yok. Evet. O yüzden kendimize çok dikkat edeceğiz. Hem kendimiz, hem sevdiklerimiz, hem de toplum için çok dikkat edeceğiz. Bu konuda bir bilinç düzeyinin yavaş yavaş yükseldiğini söyleyebilir miyiz Türkiye'de? Söyleyebiliriz tabii, alışıyoruz bu işe ama biz bu işe alışana kadar vakalar 30 bini buldu. Evet. Artık döndürülemez, ucu kesilemez bir noktaya gitti. 32 binlerin üzerinde bir vaka, rekor bir vaka açıklanıyor. Yani müthiş vakalar açıklanıyor ve daha da belki de artacak. Bunların içinde MR tetkiklerinin olmadığı falan da söyleniyor hala bu vakaların içinde. Doğru. Onları da katarsanız artık hastaneler işin doygunluk noktasına ulaştı. Yoğun bakımlarımızda çok ciddi bir doluluk var değil mi? Hem kentimizde hem büyük şehirlerimizde. Yani biz de tabii bu dediğim gibi şey, bu rakamlar bir yerde yayınlanmadığında, televizyon programlarında hocaların anlattığında biliyoruz. İzmir'de, Manisa'da özellikle bizim bu batı bölgelerde yoğun bakımlarımız tamamen dolu. Hastanelerde yatacak yer bulunmuyor. Sürekli telefon alıyoruz. Şu hastaneye hastamız var, yatak var mı diye. Bütün artık ben milletvekillerinin durumunu da biliyorum. İyi kötü temas halinde olduklarımın. İşi gücü bırakıp tamamen artık bu işle ilgilenmek zorunda kalıyorlar ama yok, yer yok. Herkesin durumu acil. Herkesin bir plazmaya öncelikli ihtiyacı var. Herkesin ilaca bir an önce ulaşmaya ihtiyacı var. Herkesin annesi, babası, kardeşi, çocuğu hasta. Herkes için kıymetli. Hepimiz için kıymetli. O yüzden kendimize dikkat edeceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde, tarihe bakın. Ben biraz baktım şöyle tarihe de. Hükümetlerin aldığı önlemlerle salgınlar yenilmemiş. Hükümet istediği kadar bağırsın. Nasıl bitmiş ceza salgınlar? Kessin. Salgınlar ya aşılarla bitmiş ya da insanların aldığı kişisel önlemlerle, ciddiyetle bitmiş. Avrupa'da birçok ülkede, özellikle çok gelişmiş ülkelerde bu vakalar öyle dişe dokunur noktada değil. Hala aşağıda seyrediyor. Dünya ikinci pik diyorlar, bazı ülkeler üçüncü pik diyorlar ama hala bunu yaşamayan, stabil geçen ülkeler de var. Onlara örnek almak lazım. Yoksa 3105 lira şu anda yakalandığında ceza kesin, önemli değil. Yani 30 bin kesseniz de bu iş bitmez. Cezayla toplumun bu tür kurallara uyması sağlanabilseydi bugüne kadar biz birçok şeyi düzeltirdik zaten. Bu da zaten bir eğitim problemi değil mi? Yani zaten ülkenin genel eğitim seviyesinin çok yüksek olmamasından sadece bunu koronavirüs döneminde yaşamıyoruz. Yani başka alanlarda da biliyorsunuz kişisel bilinç düzeyimizin. Ya mesela şunu görüyorum. Ya bana bir şey olmaz anlayışı bu toplumda hep çok hakim olmuştur. Veya atın ölümü arpadan olsun diyen var. Aman Allah aşkına ne olacak, iki sarma sardık oturduk korona mı bulaşacak diyen diye düşünen çok sayıda insan var. Yani bu rahatlıkta, bu burada duymazlıkta olursanız tabii dediğiniz gibi ne kadar önlem alırsanız alın ucunda bu hastalıkla tam olarak mücadele etmeniz sorun değil. Bir de mutasyon konusu var hep konuşulan. Yani virüs bu saatten sonra mutasyona uğrayıp başka bir şekle dönüşürse bu yaptırdığımız aşının bir kıymeti kalır mı diye sorarlar kalır, mesela. Kıymeti kalır. Öyle mi? Mutasyona uğrayınca virüs tamamen %100 başka bir virüse dönüşmüyor. Apayrı ismin değişti. Covid-20 olmuyor mesela. Evet. Ama ya zaten her yıl yaptırdığımız grip aşılarında Dünya Sağlık Örgütü bir suç yayınlıyor. Diyor ki ey firmalar diyor, geçen sene en çok ben bu virüsleri gördüm. Grip virüslerini, influenza virüslerini gördüm. Ona uygun yapın bu sene aşınız diyor. Evet. 2020 aşıları 2019'da en çok görülenine yapılır. Doğru. 2015 aşıları 2014'de en çok görülenine yapılır. Evet. Ya bu aşı zaten bir önceki yıldır örnek alınan. Görünen şu, bu sene bu pandemi biter. Biz bu aşıları yaptırırsak bundan sonra her yıl yapa yapa devam edeceğiz gibi görünüyor. Öyle mi? Ve bu aşı Covid aşısı, dünyada tamamen Covid mikrovirüsü etkisizleşene kadar bu aşıları biz her yıl yaptırarak hayatımıza devam edeceğiz gibi gözüküyor. Evet. Peki SARS virüsünün de dünyada yeniden farklı hayvanlar aracılığıyla yayılmaya başladığı yönünde haberler geliyor.
Doğru mu? Haberler geliyor. Biz de izliyoruz bu haberleri ama bu daha pandemiye dönüşmüş durumda değil. Değil. Yani pandemi küresel bir salgına dönüşmemiş. Küresel salgına dönüşmüş durumda değil ama olacaktır. Bunlar da olacaktır. Yani olacak. SARS değişecektir. Covid yoktu Mart ayına kadar. Covid-19 diye bir mikrop. O hayatımıza girdi. Ya şeyi tekrarlamakta fayda var. Kendimizi biz korursak biz koruruz. Hükümet bizi, devlet bizi, Sağlık Bakanlığı hiçbir ülkede bizi koruyamaz. Biz kendimizi koruyacağız. Önce kendimizi koruyacağız. Önlemlerimizi sonra alacağız. Evet. Tabii hükümete düşen durumsa bu aşı karşıtlığını engellemektir. Şu anda özellikle güçlü şekilde bunun vurgulanması gerekiyor. Her türlü otorite tarafından özellikle yerelde belki arkadaşlar arasında bile bu aşı karşıtlığını engellenmesi gerekiyor. Var, evet. Hükümete düşen yol şeyse, görev ise o güven iklimini tesis etmek. Güven iklimini yaymak ve bu bilimsel verileri topluma açıklamak. Şeffaf bir şekilde açıklamak. Evet. Bakın insanlar açıklanmaya başladı. 30 bin vaka, 40 bin vaka, 32 bin vaka, 200'den fazla ölü gibi. Evet. İş biraz daha ciddiyetini anladı insanlar. Yoksa doğru. 1000 vaka açıklarsanız ya bu 1000 vakada da ölüm işte binde bir oranında binde iki bana oranında. Bana mı denk gelecek canım deyip. Bana denk gelmez diyerek maalesef yazı biz böyle geçirdik. Evet öyle belki geçirdik. Farklı nedenleri vardır. Fazla gevşedik yazın. O zaten çok hepimizin rahat. Bir öz eleştirisi. Çok rahat katılıyorum. Çok rahat. Sağlık çalışanlarıyla başlamıştık onunla bitirelim. Evet. Bu mücadelenin isimsiz kahramanları onlar. Birçoğunun ismini bilmiyoruz bile. Sadece toplum içerisinde çok fazla hani tanıdığımız bildiğimiz önemli çalışmaları olan doktorları andık ettik ama ne sağlık teknikerleri, ne hemşireler, ne ebeler, ne işte eczacılar o kadar fazla bu sektörden hayatını kaybedenler oldu ki. Evet. Ve bir yandan da hala kelle koltukta adeta çalışmayı bu mücadeleyi var. Sürdüren çalışanlar var. Onlar adına da bir şeyler söyleyip öyle noktalayalım tamam. Programı. Çünkü isimsiz kahramanları onlar bu mücadelenin. Evet, evet, bu mücadelenin ciddi anlamda isimsiz kahramanları var. Dediğiniz gibi hasta bakıcısından tutun, hastanede temizlik işlerine bakan insandan hocasına kadar, hemşiresine, ebesine kadar. Eczanede çalışan eczacısı, eczane personellerimiz bizim bir adım geri atmadan, inanın Mart'tan bugüne kadar biz ciddi bir reaksiyon olur mu olmaz mı diye bekliyorduk çok bütün sağlık alanlarından. Hiç kimse bu işten kaçmadı. Türkiye bu işte çok ciddi bir sınav verdi. Bu da sağlık emekçilerinin, sağlık çalışanlarının yüz akıdır. Ömür boyu da yüz akı olarak kalacaktır bu arşivde. Gerçekten öyle, bir adım geri atmadılar. Ne eczane personeli, ne hastane personeli, ne filyasyon ekipleri. Bakın İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan birçok sivil memur şu anda filyasyon yapıyor. Ev ev geziyor. Çok tehlikeli bir iş yapıyorlar. Çok doğru söylüyorsunuz. Her eve giriyorlar, Covid hastalarını kontrol ediyorlar. Ev ev geziyorlar. Polislerimiz var bu işte filyasyon ekibiyle birlikte gezen, Covid'li hastaları eğer karantinayı deldiyse gidip yakalayan, onlarla birlikte onları tekrar karantina altına alan, onları da unutmamak lazım. Bu işin görünmeyen çok fazla kahramanı var. Bu işi biz milyonlarca kahraman, milyonlarca sağlık çalışanı, filyasyon ekibi, polisi, memuru derken hep birlikte yeneceğiz. Çünkü başka şansımız yok. Ufukta da bir ışık gözükmüşken artık son virajdayız diyelim. 3 ayımızı, 4 ayımızı kendimizi koruyarak, sevdiklerimizi ve toplumu koruyarak geçirelim. Gelecek olan Covid aşılarını da hiç düşünmeden mutlaka yaptıralım. Evet. Çünkü bu Covid aşısı öncelikle beni koruyacak. Daha sonra benim çocuğumu, sevdiklerimi, ardından da toplumu koruyacak. Haklısınız. Topluma olan borcum nedeniyle ben bu Covid aşısını yaptırmalıyım. Lütfen böyle düşünmek lazım. Siz Manisa Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak bizim ekranımızda, Manisa televizyonu ekranında uydudan bizi Türkiye'nin dört bir yanından insanlar izliyor. Güvenle ben bu aşıyı yaptıracağım diyorsunuz ve tabii halkımıza da öneriyorsunuz. Tabii ki tabii ki. Bu aşıda benim sıram geldiği an hiç tereddütsüz bir şekilde gideceğim. İlk dozunu yaptıracağım. Peki. Çok teşekkür ediyorum Devrim Bey katıldığınız için, değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. İnşallah daha sağlıklı, daha güzel günlerde Eczacı Odası'nın geleceğe dönük sosyal projelerini konuşmak da nasip olur. İnşallah. Farklı gündemleri konuşmak da nasip olur. Daha umutlu, daha aydınlık geleceğe yarınları da hep birlikte burada tesis edebilmek için herkes üzerine düşenleri yapacaktır diye umut ediyorum. Ve sizin nezdinizde sektörde emeği olan çalışan herkese çok çok teşekkürler, selamlar, saygılar gönderiyoruz bize. Sağ olun. Değerli seyircilerimiz, Kent ve Ekonomi'nin bugün de sonuna geldik. Covid-19 Türkiye aşılama takvimini ve sürecini Manisa Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Balı ile konuştuk. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Kent Ekonomi, Günaydın Manisa Gündem Özel daha pek çok farklı programda, haber bültenlerinde, canlı yayınlarımızda sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Lütfeder ekranlarınızın karşısında siz de eşlik ederseniz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.